Evet, sevgili açıkçası öğrencilere 4-10 Aralık tarihleri arasında yapılacak online sınavlarla ilgili kılavuz yayınlandı. Şu an ders seçimlerimiz devam ediyor. Ders seçimleri bittikten sonra 4-10 Aralık tarihleri arasında sınavlarımızı yapacağız online olarak. Şimdi bu kılavuzda özellikle sınavın iptal gerekçeleriyle ilgili önemli detaylara değinmek istedik. Burada dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Bu hususlara dikkat ettikten sonra çok rahatlıkla sınav sürecini atlatacağız arkadaşlar. Şimdi İlk maddemiz çok önemli. Hemen ilk maddeyle başlayalım. Aynı anda birden fazla giriş demişiz. Arkadaşlar, daha önceki sınavlarda en çok başımıza gelen iptal nedeni buydu. Aynı anda birden fazla giriş yapan öğrenciler otomatik olarak sistem tarafından tespit edildiler ve sınavları iptal edildi. Siz sınava İstanbul'da girebilirsiniz. Ardından Ankara'da girebilirsiniz. Ardından Erzurum'da girebilirsiniz. Ama aynı anda hem İstanbul'dan hem Ankara'dan giriş yaptığınız zaman sistem bunu tespit eder ve sınavınızı iptal eder. Tekrar ederek, altını çizerek tekrar söylüyorum. Sınavına aynı anda iki kişi giren öğrencinin sınavı iptal olur arkadaşlar. Lütfen öğrenci şifrelerinizi başkalarına vermeyin. Aynı anda sisteme iki giriş, üç giriş sağlandığı zaman sistem otomatik olarak bunu tespit edecektir ve sınavınızı iptal edecektir. Aynı anda olmadan yani önce İstanbul'da sabah girdiniz, akşam Ankara'da girdiniz. Bununla ilgili herhangi bir problem yok. A bilgisayarından girdiniz. Daha sonra B bilgisayarından sınavınızı yaptınız, başka bir sınavınızı. Bunda da herhangi bir problem yok. Ama aynı anda A ve B bilgisayarından sisteminize giriş sağlanırsa sınavınız iptal olacaktır arkadaşlar. Diğer bir maddemiz bağlantı kopması halinde. Şimdi arkadaşlar sistem sınava başladı. 25 dakika geriye doğru saymaya başladı. Ve bir şekilde elektrik kesintisi yaşadınız. İnternet bağlantınız koptu vesaire. Ve sınavdan koptunuz. Sistem burada size bir kez hak tanıyor. Yani dördüncü soruda bağlantınız koptu ya da elektrik kesildi. Hemen ne yaptınız? Tekrar sisteme giriş yaptınız. Sınavınıza devam edebiliyorsunuz. Tekrar ediyorum. Bağlantınızın bir kere kopması demek sınavınızın iptal olması anlamına gelmiyor. Sistem size bir kez daha giriş hakkı tanıyor. Ama daha sonraki kopmalarda sistem otomatik olarak sınavınızı iptal ediyor. Peki bir diğer sınav iptal konusu nedir arkadaşlar? Hemen ona bakalım. Sınavınızı başlattınız. Ekran 25 dakikadan geriye doğru saymaya devam etti. Siz hiçbir şekilde soruyu işaretlemediniz. Herhangi bir soruyu işaretlemediniz. Sınavı başlatan ve hiçbir soruyu yanıtlamayan bir öğrenci sınavdan sıfır almış sayılır arkadaşlar. Ve dolayısıyla bu sizin ortalamanızı etkiler. Buraya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir sonraki slaytta arkadaşlar sınavı başlatan ve o sırada başka bir pencere açan öğrenci için. Şimdi sınavı başlattınız, başka bir sekme açtınız ya da başka bir tarayıcı açtınız. Sistem önce sizi bir kere uyaracaktır. Diyecektir ki sınav ekranına dönmeniz için son uyarımız, eğer bir daha böyle bir şey yaparsanız sınavınız iptal olacaktır. Buna benzer bir mesaj gelecektir karşınıza. Siz kısa bir süre içerisinde tekrar sınav ekranına dönmek zorundasınız. Eğer dönmezseniz otomatik olarak sınavınız iptal edilecektir. Döndünüz, tekrar başka bir pencereye geçtiniz. İkinci kez artık size uyarı verilmez arkadaşlar. Sınavınız direkt olarak iptal edilir. Dolayısıyla sınava başlamadan önce pencerelerinizin kapalı olduğunu, diğer tarayıcılarınızın kapalı olduğunu ya da ekranınıza herhangi bir bildirim gelip gelmeyeceğini mutlaka kontrol etmeniz gerekir. Bu tamamen sizin sorumluluğunuzda olan bir durum arkadaşlar. Son maddemize bakalım. Bu sınavların telafisi yapılmayacak arkadaşlar. Yani siz işte hocam benim sınavım bağlantı nedeniyle koptu ya da ben sınav süresini geçirdim. Hiçbir şekilde online sınavların telafisi yapılmayacak. Ne zaman yapılır? Yani çok az bir ihtimal bakanlık tarafından herhangi bir sistemsel hata olduğu zaman sınavın telafisi yapılır. Ama onun dışında münferit olaylar için yani öğrencilerin kişisel yaşadıkları problemlerden dolayı sınavın telafisi kesinlikle yapılmayacak arkadaşlar. Siz eğer bağlantınızın kopmadığına ya da sistemde herhangi bir kopya ve benzeri işlem yapmadığınıza inanıyorsanız sınavdan sonra yine yayınlanacak kılavuzla birlikte itiraz etme hakkınız var. Bu itiraz sonucunda sınavınız tekrar değerlendirilir. Eğer haklıysanız da sınav puanınızı alırsınız. Ama
sistem sizin kopya çektiğinizde kanaat getirdiyse artık bunun geri dönüşü yok arkadaşlar. Aralık 2021 sınavları son online sınavlar. Bu online sınavlarda yüksek puan almak için gayret edelim arkadaşlar. Ve bu bahsettiğimiz basit ama önemli uyarıları dikkate alarak da sınavınızın iptal olmamasını sağlayın. Gerçekten birçok öğrencimiz daha önceki online sınavlarda bu basit uyarılara dikkat etmedikleri için mağduriyet yaşadılar. Sizlerin de mağduriyet yaşamamalarını, yaşamamanızı istiyoruz ve hepinize başarılar diliyoruz.